Sana doğru düzgün teşekkür edemedim. Ettin işte. Genco ne dedi sana? İnkar etmedi. Yapmıştı. Ama oğlum, onu korumaya mecburum dedi. Gözümün içine baka baka böyle söyledi. Her şeyi de düşünmüş, hazırlamış. Öyle. Canımı acıtan ne biliyor musun? Ne? Tarık değil. Sadece zavallı bir hasta. Bence onu hasta eden de Genco zaten. Belki öyle, belki değil. Ben sadece kardeşimi düşünüyorum. O evde. O kabus evinde. Tahir anlattı mı sana? Evet, anlattı. Kendini çaresiz, elinden hiçbir şey gelmiyormuş gibi hissettin mi hiç? Şimdi olduğu gibi. Zeynep için üzgünüm. Ben ona inanıyorum. Yani inandım. Nefes de, Esma da. Hepimiz inandık. Genç onun pisliğini örten oğluydu. Şimdi de baba oğluna borç ödüyor. Bu kadar yani. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Vallahi pek hoş gelmedim kardeşim. Ya kafayı yiyeceğim ya. Yani bu ne hız? Herif her şeye resmen bir kurt bulmuş. DNA işinden haber var mı? Yani Esma yarından için hallolacak diyordu ama bilmiyorum. Bu arada sen kendini hissettiğin bir zaman ifade vermek için karakola gelirsin. Ali söylüyorsun zaten. Genco her şeyi kılıfını hazırlamış. Benim kaçırıldığıma dair hiçbir delil yok ortada. Bizim ifadelerimizden başka. Ne yapacağız peki? Bırakacak mıyız peşini? Böyle mi kalacak? Şu anda Tarık'ın ceza almasından daha önemli bir şey var. O da kardeşimi o evden kurtarmak. Bu arada şu Tarık meselesini, yani Batum saçmalığını ben Nefes'le Tahir'e söylemedim. Dertleri başlarından aşkın şimdi onların. Ne oldu ki? Senin haberin yok tabii. Asiye yengemle Mustafa abim fena kapışmışlar bu sefer. Mustafa abi Asiye yengeme boş ol demiş. Anam işte ev ayakta senin anlayacağın. O yüzden onlara söylemeyelim şimdilik.